Bir üzerine Türk Hoca adı verilmiş.
geliştirerek kültür alanında Türk Milli Birliği'ni meydana getirmek, Türk'ün fakirine, hastasına yardım etmek, fikren, iktisaden Türk'ün gelişmesine çalışarak medeni bir Türk camiası yaratmaktır. Ocak, maksadının hakkıyla çalışırken sırf milli ve içtimai bir vaziyette kalacak, asla siyasetle ulaşmayacak ve hiçbir vakit siyasi fırkalara hadik bulunmayacaktır. Türk Ocağı'nın çalışma amaç ve istekleri günümüze kadar özenle korunmuş ve bunlara uyuyordu. Türk Ocağı kurulduktan bir süre sonra Ahmet Berk'te siyasi hayata atıldığından umumi reislikten ayrıldı. 18 Mayıs 1913'te yapılan kongrede Abdullah Sufi Tanrı Öber Başkan seçildi. Abdullah Sufi, teşkilatçılık kabiliyeti ve hitabet gücüyle Türk Ocağı'na büyük bir aktivite kazandırdı. Dönemin siyasi ve sosyal şartlarında Türk Ocağı'nın büyümesine zemin hazırlamıştır. Yaşanılan Balkan faciası toplumda büyük bir şok etkisi yapmıştır. Milletin oluşması
istikbalini ve milli benliğini koruyup devamlılığını sağlayabilmesi için milli kültüre sahip olması şart. Milli kültürün en önemli görevi millet olmak sürecini pekiştirmesidir. Atatürk'ün teşvik ve destekleriyle Türk Ocakları'nın şube adedi 1924 yılında yapılan kurultayda 71'e ulaşmıştır. Buradaki 64 delegenin 42'sinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili oluşu bu hızlı gelişme konusuna fikir verebilir. Mustafa Kemal Paşa, Türk Cemiyeti'nin inkılabı Ocaklara istinad etmek üzere diyerek Türkiye'nin her tarafında şubeler açılmıştır. 27 Nisan 1926 tarihinde Ocak delegelerinin kabulünde şöyle: biz doğrudan doğruya milliyetserveriz ve Türk milliyetçiyiz. Cumhuriyetimizin mesleği Türk camiasıdır. Bu camianın efradı ne kadar Türk halkıyla meşgul olursa o camiaya istinad eden cemiyet de kuvvetli olur. Türk Ocakları tesisleri tarihinden itibaren çok yüksek hizmetler ifa etmiştir. Bu mesaiyle devam edin. 1927 yılında Ocak sayısı 257'ye yükselmiştir. Yeni şubelerin büyük kısmı Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya açılmışlar. 1927 yılında Ankara'ya taşınan gelen merkezin çok gelişen ve genişleyen teşkilat yapısına uygun bir merkez binasına sahip olması zaruret haline gelmiştir. Bu amaçla Evkaf'tan satın alınan arsa üzerinde projesini Türk Ocaklı Mimar Hikmet Koyunoğlu'nun hazırladığı binanın temelini 21 Mart 1927 tarihinde Atatürk adına Başbakan Hikmet başlattı. 1930 yılında tamamlanan binanın inşaatı için o günkü parayla 600 bin Türk lirası harcamıştır. Neoklasik Türk mimari üslubunun en güzel eserlerinden biri olan bina 23 Nisan 1930'da hizmete açılmıştır. Türkiye bu tarihlerde çok önemli siyasi ve ekonomik problemler yaşamaktadır. Bir demokrasi dönemeci olarak açılan Serdet Fırka'nın halk kitlelerinde gördüğü ilgi, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın sıfatla iddialı ve takviyesi zaruretini ortaya koymuştur. Diğer taraftan, bütün dünyada etkili olan ekonomik buhrandan Türkiye'de geniş ölçüde etkilenmiştir. Meseleleri yerlerinde görmek ve incelemek üzere yoğun bir yurt içi gezisi programı başlatan Atatürk, yurdun her tarafında, çevrelerinde en faal ve etkili aydınların Türk Ocakları çatısı altında toplandıklarını müşahede etmiştir. Böylece Cumhuriyet Halk Fırkası'nın sürat ve takviyesi zaruretini tespit eden Atatürk, bunun en kestirme yolunun Türk Ocakları'nın feshedilerek mensuplarının bir yandan fırka bünyesinde, diğer taraftan da fırkanın kültür teşkilatı olarak kurmayı uygun gördüğü halk evlerinde yer almaları olduğuna karar verir. Ocak yöneticilerine Türk Ocakları'nın ses edilmesi kararı verilmiştir. Buna uyan üretim, topladığı olağanüstü kurultayla Türk Ocakları'nın kendini fethederek bütün mal varlığıyla birlikte halk fırkasına katılması kararı verilmiştir. Bu esnada Türkiye çapında mülkiyeti Türk Ocakları'na ait çok büyük miktarda bir mal varlığı bulunmuştur. Böylece genel merkez binası ile birlikte yüzlerce bina ve arsa Cumhuriyet Halk Fırkası'nın mülkiyetine girmiştir. Çok partili döneme geçirdikten sonra 1949 yılında Türk Ocakları Hamdullah Sufi Tanrıöver Başkanlığı'nda yeniden kuruldu. 1951 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın mal varlığının hazineye devrine ilişkin kanun görüşülürken tarihi Türk Ocağı binasının Türk Ocakları'na aidiyeti bulundu. Fakat mülkiyetin intikali yerine kulların hakkının Türk Ocakları'na verilmesi uygundu. Uzun yıllar bu statüyle binada faaliyetlerini devam ettiren Türk Ocakları 1971 yılında hükümetin aldığı kararla intifa hakkı da kaldırılarak tarihi binasından çıkardı. Bu binanın asli sahibi olarak Türk Ocakları'na verilmesi hususunda muhtelif partilere mensup milletvekillerinin imzaladıkları kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunmaktadır. Ancak görüşülmesi kabil olduğu takdirde Meclis Genel Kurulu'nda çok büyük bir ekseriyetin desteğiyle kanun atacağı aşikar olan teklif CHP'nin şiddetli muhalefeti sebebiyle bir türlü görüşmeye açılamamaktadır. Türk Ocakları'nın halen 48 şubesi mevcuttur.
Gelen merkez 1996 yılının Temmuz ayında Ankara'nın Bağdat kentinde inşa ettirdiği ve Cumhurbaşkanı Demirel, siyasi parti başkanları ve hükümet üyelerinin katılımıyla açılan binasında çalışmalarını sürdürmektedir. Hocam, yayın ortamın kuruluşundan bu yana Türk yoktu der. Bu dergi, zaman zaman kesintiye uğrayan meşriyat hayatını, ocağın 1986 yılında başlayan yeni faaliyet döneminde 12 yıldan beri aksatmadan sürdürmektedir. Türk yurdunun yazarları arasında, Türk fikir ve sanat hayatının çok seçkin isimleri yer almakta. Dergi, ülkemizin en çok sevabı yayın ortamlarının başında gelmektedir. Türk ocaklarının harf değerleri, özellikle ilginç çevrelerle mevcut ilişkileriyle ve pek çok mensubunun üniversitelerdeki yerleriyle etkili ve yüksek seviyeli ilmi ve kültürel çalışmalar yapma imkanı. Mesela 1997 yılının Muhtat İlmi Kongre Programı cümlesinden Konya'da Selçuk Üniversitesi ile müştereken düzenlenen küreselleşme ve milli kültürler konulu toplantıya 100'e yakın bilim adamı sevgilileriyle ve müzakerelere iştirak etmek suretiyle katıldı. Türk ocaklarının Türk dünyasını yakından ilgilendiren her konudaki ilmi çalışmaları bugün de devam etmektedir. Türk ocaklarının tanıtım yönetimiyle ve devletin desteğiyle 1991 yılından bu yana her yıl düzenlenen Türk dünyası gençlik kurultaylarının gelincisi Kıbrıs'ta yapıldı. Bu kültür töreninde Türk dünyasının her tarafından yüzlerce gençimiz birlikte olma imkanı buldular. Faaliyete geçen Türk Ocakları Hanımlar Kurulu, bu yılın Ramazan ayında 300'den fazla muhtaç aileye yardım etmiştir. Ayrıca 100 kadar gencimizin eğitimine katkıda bulunmuştur. 1989 yılında kurulan Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı kanalıyla eğitim alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır. 1990 yılında vakıf Türk dünyasından 50 öğrenciye burs sağlamak suretiyle Türkiye'ye gelir. Halen burs yardımları devam ettiği gibi her yıl Türkiye'ye Türk dünyasına gelen öğrencilerden derslerinde başarı gösteren yüzlerce öğrenciye teşvik ödülleri dağıtılmaktadır. Bunların yanı sıra bakın Türk Yurdu Lisesi adıyla faaliyet gösteren bir okulu eğitim hizmetine sokmuştur. Millet hizmetinde 100 yıla yaklaşan şerefli mazisiyle en eski gönüllü kuruluşlardan biri olan Türk Ocağı bugün de aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir. Gelişen dünya şartları içinde ona olan ihtiyaç artmış, eksilmiş. Zira Sovyet İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birbiri ardınca kurulan Türk devletleri, Türkçülük ülkesinde Ocaklıları haklı çıkarmıştır. Bir ütopya olarak nitelenen Turan rüyası gerçekleşmiş, tarih idealistleri haklı çıkarmıştır. Ona yardımcı olmak maksadıyla teşvik edilen Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Milli Hizmetlerini 21. yüzyılda da aynı ruh ve inançla sürdürmek milletimize, ülkemize ve bütün Türk dünyasına faydalı olmak halindedir. Saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler,
Birinci yıl marşı, yarışmacı okulların sahneye davet edilmesi ve yarışmacı öğrencilerin tanıtımı, jüri üyelerinin tanıtılması, yarışma kurallarının okunması, yarışma, ödül töreni ve kapanış. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor. Sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve bu toprakları vatan yapma uğruna toprağa düşmüş bütün şehitlerimizin manevi huzurlarında önce bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Başkanımız Sayın Süleyman Akıncı, emekli İlmiye Eğitim Şube Müdürü
ve tarih öğretmeni. Sayın Süleyman Ercan Karakaya, Cumhuriyet Lisesi Müdürü. Sayın Mehmet Memiş, Profesör Doktor Orhanoğlu, Anadolu Lisesi Müdürü. Yarışmaya geçmeden önce sizlere yarışma kurallarını açıklamak istiyorum. Lütfen hem salondaki öğrencilerimiz hem de yarışmacı öğrencilerimiz dikkatle dinlesinler. Yarışmada 20 soru sorulacak. Eşitlik durumunda yedek sorulara geçilecek. Eşitlik bozuluncaya kadar devam edilecek. Her sorunun süresi 30 saniyedir. Özellikle yarışmacı öğrencilerime söylüyorum. Ben indirin demedikçe cevaplarınızı indirmeyin. Şayet cevabınız olmasa dahi kağıdınızı kaldırın, boş kağıdınız olsa da kaldırın ve mikrofondan cevabınızı söyleyiniz arkadaşlar. Seyircilerin sessizliği yarışmamızın daha adaletli ve sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi de jüri başkanımdan soruları alacağım. Bütün yarışmacılara başarılar dileklerimle ilk sorumu okuyacağım. Yalnız önce bir moral alkışı alalım. Kısa bir soru okuyacağım arkadaşlar. Lütfen çok dikkatle dinleyin. Çünkü tekrar etmeyeceğim. Eskişehir Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclisi'nde kaç milletvekiliyle temsil edilmektedir? Süreniz başlamıştır. Salonda sessizlik olursa çok sevineceğim. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldırın ve ben indirin demedikçe indirmeyiniz. Aynı zamanda da seslendiriniz. Fahri Günay İlköğretim Okulu 6 cevabını verdiler. Atatürk İlköğretim Okulu 9 cevabını verdiler. Ahmet Sezer İlköğretim Okulu 6 cevabını verdiler. Şeker İlköğretim Okulu 9 cevabını verdiler. Cevabımız 6. Soğutmadan hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Lütfen dikkatle dinleyelim. Yine kısa bir sorumuz olacak. Eski Türklerde devlet, toplum, birey üçgeninde hukuk nizamını sağlayan yazılı olmayan kurallara ne denir? Süreniz başlamıştır. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldırın. Herkes kaldırsın. Şöyle Ahmet Sezer İlköğretim Okulu kalksın kağıtlar. Evet, Fahri Günay seyirciye doğru çevirin. Fahri Günay İlköğretim Okulu Töre. Atatürk İlköğretim Okulu Töre. Ahmet Sezer İlköğretim Okulu Töre. Töre.
Şeker İlköğretim Okulu. Töre. Töre cevabını verdiler. 4 doğru cevap. Cevaplarınızı biraz daha büyük yazarsanız çok sevineceğim. Çünkü uzak masaları okuyamıyorum. Üçüncü sorumuz bir güzel sanatlar sorusu. Dünyanın tarihi eserler bakımından en zengin topraklarında yaşıyoruz. Bunlardan biri olan yerleşim yerimizde pek çok tarihi uygarlığın kalıntıları vardır. Bu ilçemiz özellikle Artukoğulları zamanında bu beyliğin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı topraklarına katılan ilçemizin o dönemde 10 bini aşan bir nüfusunun olması dikkate değerdir. GAP içinde Dicle Nehri üzerinde yapılan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla sular altında kalacak olan bu yerleşim merkezinin adı nedir? Süreniz başlamıştır. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldırın ve yüksek tutunuz. Fahri Günay İlköğretim Okulu. Seyirciye doğru gösterelim. Hasan Keyif. Hasan Keyif. Atatürk İlköğretim Okulu. Hasan Keyif. Hasan Keyif. Ahmet Sezer İlköğretim Okulu. Hasan Keyif. Hasan Keyif. Şeker İlköğretim Okulu. Hasan Keyif. Hasan Keyif. 4 doğru cevap. Şeker İlköğretim Okulu'nun cevaplarını biraz daha büyük yazarsak iyi olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz kısa bir soru olacak. Lütfen dikkatle dinleyelim. Hatay sınırları ile ilgili görüşmeler ülkemizle hangi devlet arasında yapılmıştır? Süremiz başlamıştır. Salon biraz daha sessiz olursa. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldıralım. Bu kez Şeker İlköğretim Okulu'ndan başlayayım. Fransa. Fransa. Ahmet Sezer İlköğretim Okulu. Fransa. Fransa. Atatürk İlköğretim Okulu. Fransa. Fransa. Fahri Günay İlköğretim Okulu. Suriye. Suriye. Doğru cevabımız Fransa olacaktı. Dördüncü sorumuz bir Türkçe sorusu. Dikkatle dinleyelim. 1884'te Üsküp'te doğdu. Pardon, beşinci sorumuz. 1884'te Üsküp'te doğdu. İstanbul Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'da siyasal bilgiler öğrenimi gördü. Fransa yıllarında edebiyat ve şiirle yakından ilgilendi. Darülfünun'da tarih ve edebiyat dersleri verdi. Lozan'da Türkiye'yi temsil eden heyette yer aldı. Cumhuriyet döneminde milletvekilliği ve büyükelçilik görevleri yapan bu ünlü şairimiz 1958'de vefat etti. Kendi gök kubbemiz eski şiirin rüzgarıyla Aziz İstanbul adlı eserleri akla ilk gelen kitaplarının adlarıdır. Cumhuriyet devrinin bu ünlü şair ve edebiyatçısını tanıdınız mı? Süreniz başlamıştır arkadaşlar.
Süremiz bitti. Kağıtlarınızı kaldıralım. Kaldıralım ve ben indirin demedikçe indirmeyiniz arkadaşlar. Şekerik Yönetim Okulu. Yahya Kemal Beyatlı. Yahya Kemal Beyatlı. Ahmet Sezerik Yönetim Okulu. Yahya Kemal. Yahya Kemal. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Tevfik Fikret. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Yahya Kemal Beyatlı. 3 doğru cevabımız var. Yahya Kemal Beyatlı. Ben 5. sorular itibariyle puanları bir hatırlatacağım. Jüri beni onaylarsa çok sevineceğim. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu 40 puan. Doğru mudur? Atatürk İlk Öğretim Okulu 30 puan. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu 50 puan. Şeker İlk Öğretim Okulu 40 puan. Doğru mudur hocam? Öğrencilerimizi bir kez daha alkışlayalım. Altıncı sorumuzda sıra. Dikkatle dinliyoruz arkadaşlar. Sultan 4. Mehmet dönemidir. Sultanın yaşının küçük olması nedeniyle devlet perde gerisinden annesi Hatice Tarhan Sultan tarafından yönetilmektedir. Bu dönem iç ve dış karışıklıkların arttığı, Anadolu ve eyalet isyanları nedeniyle devletin buhran geçirdiği bir dönemdir. Sık sık sadrazam değişikliği yaşanmakta, ancak krizden çıkılamamaktadır. Ümitsizliğin yaşandığı günlerde tavsiye üzerine başvezir, yani sadrazam olamadan emekliye ayrılan eski bir vezir İstanbul'a davet edilir ve hükümdar tarafından kendisine sadrazamlık teklif edilir. Başına devlet kuşu konan bu devlet adamı bazı şartları yerine getirildiği takdirde görevi kabul edeceğini belirtmiştir. Yapacağı işlere ve görevlendirme ile hazillere kendisinin müdahale etmemesini isteyen ve idam edilmeyeceği garantisini talep eden bu ünlü şahsiyetin istekleri hükümdar tarafından kabul edilir. Osmanlı tarihinde ilk kez hükümdarın yetkilerinin sınırlandırılması olarak bilinen bu şartlarla iş başına geçen 1656-1661 yılları arasında vezir-i azamlık yapan bu devlet büyüğümüzü tanıdınız mı? Süreniz başlamıştır arkadaşlar. Lütfen kağıtlarınızı kaldırın. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu seyirciye doğru. Köprülü Mehmet Paşa. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Tarhuncu Mehmet. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Köprülü Mehmet Paşa. Şeker İlk Öğretim Okulu. Tarhuncu Ahmet Paşa. Doğru cevabımız Köprülü Mehmet Paşa olacaktı. Yedinci sorumuz. Kısa bir soru. Lütfen dikkatle dinleyelim. Bu eserin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Altı minaresindeki toplam 16 şerefe camiyi yaptıran Osmanlı hükümdarının kaçıncı hükümdar olduğunu anlatır. Muhteşem çinileriyle ön plana çıkan, iç mekanını süsleyen çinilerin renginden dolayı Mavi Cami olarak da adlandırılan bu ölümsüz şaheserin adını yazınız. Süreniz başlamıştır arkadaşlar.
Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldırın. Şekerlik Öğretim Okulu. Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii. Ahmet Sezer'in Öğretim Okulu. Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii. A'yı küçük yazdığınızı gördüm herhalde. Dört doğru cevap. Dört doğru cevap. Dört Sekizinci soruya geldik. Şimdi sizlere bir ilçemizi tanıtmaya çalışacağım. Sakarya Nehri Vadisi'ndedir. Tanzimat'tan önce İzmit Sancağı'nın Göynük kazasına bağlıyken daha sonra 1884 yılında Söğüt'e bağlanmıştır. Eski adı Burnaklar'dır. Cumhuriyet döneminde de Eskişehir'in vilayet statüsüne kavuşmasının ardından 17 Nisan 1957 tarih ve 7033 sayılı kanunla adı değiştirilen ilçemiz 1 Nisan 1958 tarihinde Eskişehir'e bağlı bir ilçe merkezi olmuştur. Mikroklima özelliği dolayısıyla yılın her dönemi genellikle seracılık şeklinde yapılabilen sebzecilik başlıca gelir kaynağıdır. İpek böcekçiliği de az olsa da yapılmaktadır. Sizlere tanıtmaya çalıştığımız ilçemizin adını yazınız. Süreniz başlamıştır. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldırın. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Sarıcakaya. Sarıcakaya. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Miyalıçık. Miyalıçık. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Sarıcakaya. Sarıcakaya. Şeker İlk Öğretim Okulu. Sakarya. Sakarya. İki doğru cevabımız var. Cevabımız Sarıcakaya olacaktı. Dokuzuncu sorumuza geldi sıra. Bir alkış alalım. Dokuzuncu sorumuz. 1093 yılında Türkistan'da doğduğu düşünülüyor. İlk Türk tasavvuf şairidir. Anadolu'ya hiç gelmemiş olmasına rağmen Anadolu'da da tanınmış ve çok sevilmiştir. Yaygın kanaate göre Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi Anadolu erenleri onun manevi ikliminden beslenmişlerdir. Divan-ı Hikmet adlı eseri vardır. Bu büyük Türk düşünürümüzün adı nedir? Süremiz başlamıştır. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı birlikte kaldırın arkadaşlar ve ben indirin demedikçe indirmeyiniz. Şeker İlk Öğretim Okulu. Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi. Dört doğru cevabımız var. Onuncu sorumuz bir tarih sorusu. Osmanlı padişahları ile ilgili ilginç bilgiler vardır. Mesela 28 padişah şairdir.
En uzun süre tahtta kalan padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır. En genç yaşta vefat eden padişah Genç Osman'dır. Sizlerden kuruluş dönemi hükümdarlarından olup Bursa'yı da fethetmiş olan ve en uzun süre yaşayan Osmanlı padişahının adını yazmanızı istiyoruz. İznik'te adına imarathane de vardır. Süreniz başlamıştır arkadaşlar. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldırın, birlikte kaldıralım. Ve ben indirin demedikçe indirmeyiniz. Fahrettin Ayık Öğretim Okulu. Orhan Bey. Orhan Bey. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Orhan Gazi. Orhan Gazi. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Orhan Gazi. Orhan Gazi. Şeker İlk Öğretim Okulu. Orhan Gazi. Orhan Gazi. Yine 4 doğru cevabımız var. Onuncu sorular itibariyle ben bir kez daha puanları duyurmak istiyorum sizlere. Jüri beni onaylasın lütfen. Fahri Günay İlköğretim Okulu 90 puan. Doğru mudur hocam? Atatürk İlköğretim Okulu 60 puan. Ahmet Sezer İlköğretim Okulu 100 puan. Öğretim Okulu 70 puan. Doğru mu? Evet. Soruların yarısına geldik. Kuvvetli alkış lütfen. Puanlarda çok çok büyük bir açılma yok. Dolayısıyla kimse moralini bozmasın. Her şey olabilir, değişebilir. Sonuçta hepsi bizim öğrencilerimiz, biz hepsini milletimiz tarafından mimizlenmiş olup doğum kutlaması, sünnet düğünü, ölülerle ilgili merasimler, dini gün ve geceler gibi pek çok merasimde okunmuş ve okunmaktadır. Türk müziğinde bu eseri okuyanlar aynı bir başlıkla adlandırılır. Asıl adı Vesile-i Necar, yani kurtuluş vesilesi olan Mesnevi Nazım şeklindeki bu eser Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır. Sizlerden bu eserin halk arasında yaygın olarak kullanılan ismini yazmanızı istiyoruz. Süremiz başlamıştır. Süremiz tamamlandı. Kağıtlarımızı kaldıralım. Hep beraber. Şekerli Öğretim Okulu. Mevlid. Mevlid. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Mevlid. Mevlid. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Boş. Cevap yok. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Mevlid-i Şerif. Mevlid-i Şerif. 3 doğru cevabımız var. Temeli atılan bu sistemin Anadolu Selçuklu döneminde olgunlaştığı görülür. Osmanlılarda lonca adı verilen bu örgütlenme sosyal, ekonomik, dini ve gerektiğinde siyasi alanlarda hem üyelerine, hem tüketicilere, hem de devlete önemli hizmetler sunar. Sorum şöyle, Anadolu Selçuklu döneminde Şeyh Ahi Evran'ın kurduğu bu meslek örgütlenmesinin merkezi hangi şehrimizdedir? Lütfen salondan ses.
Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldırın. Hep birlikte kalksın kağıtlar. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Cevap yok. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Kırşehir. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Ankara. Şeker İlk Öğretim Okulu. Konya. Bir doğru cevabımız var. Cevabımız Kırşehir olacaktı. Evet, Kırşehir'de Ahi Evran adına üniversite var. Kırşehir Üniversitesi'nin adı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'dir. Onu da hatırlatalım bu arada. 13. sorumuz bir Türkçe sorusu. Özellikle yarışmacı öğrencilerimiz çok dikkatli dinlesinler. Şimdi sizlere bir dörtlük okuyacağım. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor kardeşim. Yukarıdaki dörtlükte ne tür kafiye kullanılmıştır? Tekrar okuyorum arkadaşlar. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor kardeşim. Süreniz başlamıştır. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldıralım. Şekerlik Öğretim Okulu. Redif cevabını verdiler. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Tamuya. Pardon, ben yanlış söyledim. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Tamuyak. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Tunçuyak dediler. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Tam kafiye. Ben burada jüriye dönmek istiyorum. Cevabımız tam kafiye olacak. Biz aslında orada ağır sesini de isteyebilirdik belki de. Kar geliyor ve dar geliyordaki har, A ve R sesleri tam kafiye geliyorlar redif oluşturmuştu. Dolayısıyla Fahri Günay İlk Öğretim Okulu ve Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Dikkatle dinleyelim. Salondaki öğrencilerimiz. Size Anadolu'nun güneybatısında yer alan bir takım adanın adını soracağım. Bu adalar yükselme devrinde Osmanlı hakimiyetine girdi. Ve yaklaşık 400 sene Türk yönetiminde kaldı. 1911-1912 Osmanlı-İtalya Savaşı sürerken İtalya işgaline uğrayan bu adaları 1. Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine yapılan Uşi Anlaşması'yla geçici olarak İtalya'ya verdi. Ancak adalar bir daha geri alınamadı. En büyüğü Rodos olan Anadolu'dan Türk götürüp yerleştirdiğimiz ve birçok Osmanlı Türk eseriyle donattığımız bu takım adanın adını yazınız. Süreniz başlamıştır. 12 adalar. Atatürk İlk Öğretim Okulu 12 ada. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu 12 adalar. Şeker İlk Öğretim Okulu 12 ada. 4 doğru cevap. Yalnız ben öğrencilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir takım adanın ismini yazarken
rakam kullanmasak çok daha iyi olacak. Yani çok da üşengeç olmayalım. 12 yazmak da çok zorlamayacaktır bizi yazıyla yazmakta. Onun için böyle ifadelerde rakam kullanmamaya gayret edelim. Yani o bir yazım yanlışıdır aynı zamanda. Ona da dikkat edelim. Evet, 15. soru. Yarışmamızın neredeyse 4/3'ünü tamamlıyoruz. Kısa bir soru okuyacağım arkadaşlar. Bir bakan çeşitli sebeplerle geçici de olsa bakanlık görevini başkasının vekaletine bırakmak zorunda kalabilir. Böyle durumlarda bakana kim vekalet eder? Süreniz başlamıştır. Salondaki arkadaşlar lütfen daha sessiz olalım. Süremiz tamamlandı. Kağıtlarınızı kaldırınız. Şeker İlk Öğretim Okulu. Cevap yok. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Müsteşar cevabını verdiler. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Meclis Başkanı cevabını verdiler. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Müsteşar. Maalesef ilk kez oldu belki bu ama üzücü de belki. 4 yanlış cevap. Başka bir bakan olacaktı cevabımız. Ama yine bir moral alkışında bulunuyor. On beşinci sorular itibariyle ben bir kez daha sizlere puanları duyurayım. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu 120 puan. Atatürk İlk Öğretim Okulu 80 puan. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu 130 puan. Şeker İlk Öğretim Okulu 90 puan. Sırada 16. sorumuz var. Dikkatli dinleyin. Tarihin kaydettiği en büyük soykırımcılardan olan Sovyet lideri Stalin'in emriyle 18 Mayıs 1944'te Kırım Türkleri vatanlarından sürgün edildi. Büyük faciaların yaşandığı bu sürgün ve katliam günlerinde henüz 6 aylık bir bebek olan kahramanımız ileride Kırım Türklerinin lideri olacaktır. Özbekistan'ın Andijan kentinde büyüyen liderimiz 1961'de Kırım Tatar Milli Gençlik Teşkilatı'nı kurdu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin dağılma sürecinde 1991 yılında Kırım'ın Akmescit kentinde toplanan Kırım Türkleri 2. kurultayında Kırım Türkleri bağımsızlık ilan edince oluşturulan Kırım Tatar Meclisi'nin başkanlığına getirildi. Bugün Ukrayna'ya bağlı Kırım Özel Cumhuriyeti'nin meclis başkanlığını halen sürdüren, zaman zaman Eskişehir'e de gelen ve Aga lakabıyla da tanınan efsanevi liderimizin adını yazınız. Süreniz başlamıştır. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldıralım. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Cevap yok. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Cevap yok. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Mustafa Cemaloğlu. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Şeker İlk Öğretim Okulu. Cevap yok.
Cevap yok. Doğru cevabımız yok maalesef. Çünkü üzüldüm biraz ama Mustafa Abdülkemil Kırımoğlu olacaktı cevabımız. Hatırlar gibiydiler ama doğru yazamadılar. Moral alkış olsun. Bir coğrafya sorusu. 468 kilometre kare yüz ölçümü ile ülkemizin dördüncü büyük doğal gölüdür. Kuzey-güney doğrultusunda uzunluğu 50 kilometre olan gölün genişliği 10-16 kilometre arasında değişir. Bu göl yeraltı akarsuyu ile güneyindeki Kovada Gölü'ne bağlanır. Türkiye'nin suyu tatlı ikinci gölü özelliğine de sahip olan gölde kerevit ve levrek üretimi önemli bir yere sahiptir. Ordumuzun seçkin askerlerine giden Dağ Komando Okulu'nun bu gölün yamacında kurulduğunu da hatırlatıp gölün adını sorayım. Bu gölümüzün adı nedir? Süreniz başlamıştır. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldırınız. Evet, kaldıralım arkadaşlar. Şeker İlk Öğretim Okulu. Beyşehir Gölü. Beyşehir Gölü. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Eğirdir Gölü. Eğirdir Gölü. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Eğirdir Gölü. Eğirdir Gölü. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Habat Gölü. Habat Gölü. Cevabımız Eğirdir Gölü. Biraz sessiz olursak. Osmanlı Devleti'nin özellikle Hristiyan ülkelerle olan sınırlarında görev yaparlardı. Atlı birliklerden oluşan bu teşkilatın en önemli görevleri düşman ülkelerin işlerine akınlar yaparak askeri hedefleri yok etmek, baskınlarla düşmanı yıpratmak ve sindirmek, düşman kuvvetleri hakkında bilgi toplamak, asıl ordumuzun ilerlemesini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmaktır. Tamamı Türklerden oluşan bu askeri teşkilatın kurucusu Orhan Gazioğlu Süleyman Paşa'dır. Evren Ustazi, Malhoçoğlu ve Turhan Bey gibi ünlü komutanları olan bu askeri teşkilat 1595 yılında yaşanan Eflak bozgunu sonrası zayıflamış ve dağılmıştır. Bu askeri birliğimizin adını yazınız. Süreniz başlamıştır. Salondaki arkadaşlarımız, özellikle öğrencilerimiz, lütfen sessiz olun. Konuşmalarınız, sesleriniz bana geliyor. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarımızı kaldıralım. Fahri Günay İlk Öğretim Okulu. Akıncılar. Akıncılar. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Akıncılar. Akıncılar. Ahmet Sezer İlk Öğretim Okulu. Akıncılar. Akıncılar. Şeker İlk Öğretim Okulu. Akıncılar. Akıncılar. Dört doğru cevap. Moral olunca cevaplar da doğru oluyor. 19. sorumuza geldik. Bir güzel sanatlar sorusu. Dikkatle dinliyoruz. Yıldırım Bayatıt'ın oğlu Sultan Mehmet Çelebi tarafından 1421 yılında yaptırılmıştır. Mimarı Hacı Yavaş Paşa'dır. Bursa'nın sembolü haline gelen yapı şehrin her yerinden görünebilecek bir konuma sahiptir. Birinci Mehmet Çelebi
Sağlığında türbeyi yaptırmış, 40 gün sonra da vefat etmiştir. Türbede Çelebi Sultan Mehmet ile oğulları Şehzade Mustafa, Mahmut ve Yusuf ile kızları Selçuk Hatun, Sitte Hatun, Ayşe Hatun ve dadısı Daya Hatun'a ait olmak üzere toplam 8 sandıka bulunmaktadır. Dışarıdan bakıldığında tek katlı görünen türbe, sandukaların bulunduğu salon ve bunun altında yer alan beşik tonozlu mezar odasıyla beraber 2 katlıdır. Dış duvarlar turkuaz çivilerle kaplıdır. Türbenin içi sandukalar, mihrap, duvarlar, cümle kapısı ile cephe kaplamaları da çiniden yapılmıştır. Kıbleye bakan mihrabı bir sanat eseridir. Buradaki çiniler İznik çiniciliğinin şaheser örnekleridir. Osmanlı mimarisinde tüm duvarlarının çini ile kaplı olduğu tek türbedir. 8 cepheli olan türbenin duvarları ile köşelerde oluşturulmuş mermer çerçeve ve kemerlerin arasında kalan kısımlar turkuaz renkli çinilerle kaplanmıştır. Günümüze kadar geçirmiş olduğu onarımlarda bu çiniler büyük ölçüde tahrip olmuş, yerine yeni çiniler kaplanmıştır. Yukarıda tanıtmaya çalıştığımız sanat eserinin adını yazınız. Süreniz başlamıştır. Salondaki öğrenciler, her soruda ne olur uyarmak zorunda bırakmayın. Biraz daha sessiz. Süremiz tamamlandı. Lütfen kağıtlarınızı kaldırınız. Şekerlik Öğretim Okulu. Yeşil Türbe. Yeşil Türbe. Ahmet Sezerlik Öğretim Okulu. Yeşil Cami. Yeşil Cami. Atatürk İlköğretim Okulu. Yeşil Türbe. Yeşil Türbe. Fahri Günay İlköğretim Okulu. Yeşil Cami. Yeşil Cami. Doğru cevabımız Yeşil Türbe olacaktır. Atatürk İlköğretim Okulu ve Şeker İlköğretim Okulu buldu. Doğru cevap. Evet, yarışmanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. 19. sorular itibariyle ben bir kez daha puan durumunu duyurayım son sorular öncesinde. Fahri Günay İlköğretim Okulu 130 puan, doğru mudur? Atatürk İlköğretim Okulu 110 puan. Ahmet Sezer İlköğretim Okulu 150 puan. Şeker İlköğretim Okulu 110 puan. Doğru. 20. soru bir Türkçe sorusu. Ünlü fikir adamı ve şairlerimizdendir. 1876'da Diyarbakır'da doğdu. İkinci Meşrutiyet'ten başlayarak Türkçülük akımının en büyük temsilcisi sıfatıyla Türk düşünce ve siyaset hayatını kuvvetle etkilemiştir. Arkadaşlar lütfen sessiz olalım. Bakın sesiniz beni rahatsız ediyor ki yarışmacı arkadaşlarımızı daha çok rahatsız edecektir. Soruyu dikkatle dinlesinler. Sorumu tekrar alıyorum, baştan alıyorum. Ünlü fikir adamı ve şairlerimizdendir. 1876'da Diyarbakır'da doğdu. İkinci Meşrutiyet'ten başlayarak Türkçülük akımının en büyük temsilcisi sıfatıyla Türk düşünce ve siyaset hayatını kuvvetle etkilemiş, milli edebiyat akımı içinde verdiği eserlerle Türk edebiyatının biçim ve dil yönünden yenileşmesini sağlamıştır. Öğrenimine Diyarbakır'da başlayan fikir adamımız aynı şehirde askeri rüştiyeyi ve askeri idadiyi bitirdi. Türk ocağı çevresindeki çalışmaları, Türk yurdu ve kendi çıkardığı Yeni Mecmua gibi dergilerdeki yazıları, Türkçülük akımının ilkelerini saptayan ve çağdaş uygarlık karşısında yerli bir senteze varılmasını şart koşan önerileri, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, Darülfünun'da okuttuğu toplum bilim dersleri, İttihat ve Terakki'nin yönetici kadrosu üzerindeki etkisiyle, mütarekeye kadar uzanan dönemin
düşünce ve siyaset hayatına yön veren etkenlerin başında yer aldı. İstanbul'un işgali üzerine tutuklanarak 2 yıl Malta'da sürgün kaldı. Döndükten sonra telif ve tercüme heyeti başkanlığına getirileceği tarihe, yani 1923'e kadar Diyarbakır'da kaldı ve küçük mecmuayı yayınladı. ...1923'te Diyarbakır'dan milletvekili seçildi. Hakimiyet-i Milliye, Yeni Gün, Cumhuriyet gazetelerinde makaleleri çıkıyordu. Altın Işık, Türkçülüğün Esasları, Türk Töresi gibi kitapları birbirini izliyordu. Türk Medeniyet Tarihi ise ölümünden sonra yayınlandı. Yine ölümünden sonra çeşitli gazete ve dergilerde çıkmış yazılarıyla mektupları çeşitli kitaplarda derlendi. 1924'te İstanbul'da öldü. Yukarıda tanıtmaya çalıştığımız ve fikirleriyle Atatürk'ü de etkileyen ilim adamı ve sanatçımız kimdir? Süremiz başlamıştır. Herkes bitirdiyse süreyi beklemeyelim. Kaldıralım kağıtlarımızı. Bitirdik mi? Bittiyse kaldıralım hep birlikte. Fahri Günay İlköğretim Okulu. Ziya Gökal. Ziya Gökal. Atatürk İlköğretim Okulu. Ziya Gökal. Ziya Gökal. Ahmet Sezen İlköğretim Okulu. Ziya Gökal. Ziya Gökal. Şeker İlköğretim Okulu. Ziya Gökal. Ziya Gökal. 4 doğru cevap. Okullarımızı alkışlıyoruz. Puan. Alayım mı? Evet. Şimdi birincimiz ve ikincimiz belli ama üçüncüyü belirleyemedik. Onun için yedek sorulara geçeceğiz üçüncüyü belirlemek için. Öncelikle ben hem moral alkışı olsun hem de açıklamalarda bulunayım. 9. yarışmamızın birincisi Ahmet Sezer İlköğretim Okulu. İkincisi Fahri Günay İlköğretim Okulu. 4 puan. Üçüncüyü belirlemek için ben yedek soruları alayım. Burada bir açıklamada bulunmak istiyorum. Çok önemli. 5 yedek sorumuz var ama yarışma eşitliğin bozulduğu anda bitecek. Yani ilk soruda yarışma neticelenebilir, sonraki sorulara da sarkabilir ama temennimiz hepsini doğru cevaplasınlar. Yani uzatmaya gitsin ama ilk soruda da eşitliğimiz bozulabilir. Bunu da ben sizlere duyurayım şimdiden. Bu soruyu sadece Atatürk İlköğretim Okulu ve Şeker İlköğretim Okulu cevaplayacak. Diğer arkadaşlarımız cevaplamayacaklar. Lütfen dikkatle dinleyelim. Çok kısa bir soru. Büyük Millet Meclisi tatildeyken silahlı kuvvetlerin kullanılması gerekirse buna kim karar verir? Süreniz başlamıştır. Lütfen. Süremiz tamamlandı. Kağıtlarımızı kaldıralım. Şimdi yazmayalım arkadaşlar. Şeker İlköğretim Okulu. Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı. Atatürk İlköğretim Okulu. Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı. Maalesef 2 yanlış cevap. Cumhurbaşkanı olacaktı cevabımız. Eşitlik yine bozulmadı.
Keşke kiliseler de bozulmasaydı belki ama. Ya gene mi dinliyorlar? Dikkatle dinliyoruz. İkinci soru. 16. yüzyılda yaşamış olan Türk denizcisidir. Hint deniz seferleri sırasında yazdığı Miratül Memalik, yani Memleketlerin Aynası adlı gezi ve anı türünün ilk örneği eseri vardır. Yukarıda bahsedilen eserin yazarı olan Türk denizcisi kimdir? Salondaki öğrencilerimiz. Yazdıysak kaldırabiliriz. Şekerlik öğretim yazıldı mı? Kaldıralım o zaman kağıtlarımızı. Ben indirin demedikçe indirmeyiniz. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Piri Reis. Piri Reis. Şekerlik Öğretim Okulu. Seyidi Ali Reis. Seyidi Ali Reis. Seyidi Ali Reis. Evet, yarışmamız burada neticelendi. Cevabımız Seyidi Ali Reis. Bugün neticelendi. Yarışma kuralları gereği elbette bir sıralama oluşturduk. Ama bu yarışmaya katılan bütün okullarımız bizce başarılı. Bu güzel çocukları, onların ailelerini, üzerlerinde emeği bulunan bütün öğretmenlerini ve yöneticilerini cani gönülden tebrik ediyorum. Ödül törenine geçmeden önce yarışmacı okullarımızın değerli müdürlerini öğrencilerinin yanına bu gurur tablosunda yer almaya davet ediyorum. Salonu terk etmeyelim arkadaşlar lütfen. Evet. Ödül törenimiz var. Arkadaşlarımızı buraya kadar dinledik. Onlar sizleri temsil ettiler. Lütfen onları gururlandıralım. Ödül törenine de iştirak edelim. Ortada bir emek var ve bu emeğin ödüllendirilmesi gerek. Dördüncü olan okulumuza ödüllerini vermek üzere Sayın Mehmet Memiş'i kürsüye davet ediyorum. Ödülleri bir getirir misiniz? Geçti, geçti. Ne geçti? Sen ne Thank you.
Üçüncü olan okulumuza ödüllerini vermek üzere Eskişehir Türk Ocağı Ocak Başkanı Sayın Nedim Ünal'ı sahneye davet ediyorum. İkinci olan okulumuza ödüllerini vermek üzere Türk Ocağı'nın eski yöneticilerinden Sayın Süleyman Akıncı'yı sahneye davet ediyorum. Thank you.
Konuşmalarını yapmak üzere Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkanı Sayın Nedim İnal'ı sahneye davet ediyorum. Üzerinde. Ne yazıyor burada? Türkçem benim ses bayrağımdır yazıyor. Babay yazmıyor. Değil mi? Anneler, babalar ve genç evlatlarım, hani telefonla konuştuktan sonra yapıyorsunuz ya, babay yazmıyor. Türkçem ses bayrağımdır yazıyor, değil mi? Çünkü bizim evlatlarımız bunlar. Elbette ki ses bayrakları bu olacak. Annelerinden o güzel Türkçeyle ninnileri dinleyecekler ve bu fikrin şuuruna varacaklar. Bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Bugünkü yaptığımız işin adı yarışma. Ama biz bir yarışma yapmadık. Adı yarışma. Öyle konmak gerektiği için öyle konuldu. Bu faaliyetin gayesi çocuklarımızı kendi değerleriyle, kendi milli kültürleriyle buluşturma faaliyeti. Milli kültürlerine, kendi değerlerine karşı ilgi ve hassasiyeti arttırma çalışması faaliyeti. Ya yoksa mesela bu çocuklarımızı yarıştırmak değil. Sorularda da gördüğünüz gibi asıl olan şey evlatlarımızın bu değerlerle ve bu kültürle bütünleşmesi, buluşması. Çok iyi biliyoruz ki, bu yavrularımız da çok iyi biliyor ki, bir milletin evlatları, bir milletin yeni nesilleri, meydana gelen yeni nesilleri kendi kültürlerinden, kendi değerlerinden beslenmezse eğer başkalarının yemi olurlar. Bu evlatlarımız kendi değerleriyle, kendi kültürleriyle, kendi milli kültürleriyle beslenirse, ilimle, irfanla beslenirse, bilgiyle, bilgelikle beslenirse eğer, o takdirde böyle meydana gelen nesillerin avucunda, yüreğinde bu millet ayağa kalkar. Aziz dostlarım, sevgili çocuklarım, Türk Ocakları bundan bir asır önce, 99 yıl önce bu milletin bittiği, tükendiği bir zamanda, artık bu millet ayağa kalkamaz dediği bir zamanda, artık bütün yenilmez armadaların, bütün gücün, bütün kuvvetlerin, bütün dünyanın üzerimize geldiği bir anda, 600 senedir dünyaya hükmeden, dünyanın bir numarası olan, bir bakıma onların baş belası olan bu milletin artık ipinin kesildiği, göbeğinin kesildiği, zannedildiği, bittiği, tükendiği bir zamanda bu milletin münevverlerinin, bu milletin gençlerinin bir araya gelmesiyle oluşturdukları bir ocak. Bu millet bitti diyorlardı artık. Bu millet ayağa kalkamaz. Bu milletten bir şey olmaz. Bunlar tekrar geldikleri Türkistan coğrafyasına kadar sürülecek diyorlardı kızım. Bundan 99 sene önce öyle diyorlardı. Ama bu milletin bağrından çıkan ve o zaman askeri tıbbiyede okuyan bu evlatlarımıza 3-5 yaş daha büyük ağabeyleri bu milletin bitmediğini ortaya koymak için İstanbul'da Karacaahmet mezarlığında sabah ezan vakti, seher vakti toplandı 190 genç. Evet, birileri bizi, ipimizi kesmek istiyor. Birileri bu coğrafyadan bizi kovmak istiyorlar. Bulgaristan gitti, Yunanistan gitti, Romanya gitti, Bosna gitti, Orta Doğu gitti, Arap Yarımadası, Mısır, Tunus, Trablusgarp gitti, gitti. Ama bu aziz devletin kurucu, esas ahalisi olan Türk milleti ne yapacak diye oturdular ve düşündüler. Sonunda
bir mektup kaleme aldılar. Muhteşem bir mektup. İlk girişte o belgeseli dinlediniz. Ve onu Ziya Gökalp'e, Mehmet Emin Yurdakul'a, Abdullah Supi Tanrıveren, bildikleri vatanperver, yazar, şair ve ediplere gönderdiler. Bunu alan o büyük, o güzel insanlar bir emir telakki ettiler ve 25 Mart 1912'de Mehmet Emin Yurdakul, o Türklük şairinin başkanlığında Türk ocaklarını kurdular. Bu ocak, o ocak işte, oradan gelen ocak. Aziz misafirlerimiz, tarih sadece bir takım olayların geçtiği bir zaman dilimi, mazi değil. Evet, o geçen zaman diliminde bir takım şeyleri yaşadık ama siz eğer onları bilmiyorsanız, onları siz şuur haline dönüştürmemişseniz bu günleri anlayamazsınız, bu çocuklarımız anlayamaz ve bu çocuklarımız yarın da bir şey söyleyemezler. Hep beraber ve bu evlatlarımız bu tarihin nasıl oluştuğunu, bugünlere kadar nasıl geldiğimizi ve bu coğrafyanın nasıl vatan olduğunu, pahasının, bedelinin ne olduğunu bu evlatlarımız çok iyi bilmeliler. Hepimiz çok iyi bilmeliyiz. Evet, o mektubu kaleme alan o büyük yazar ve edipler Türk Ocakları diye bir cemiyet kurmaya karar verdiler. Bu ocağın kuruluşuna vesile olan o 190 genç ne oldu biliyor musunuz sevgili çocuklarım? O büyük büyük ağabeyleriniz, ey Eskişehirler, ne oldu biliyor musunuz? Onlar sadece mektup yazmadı. 1915 yılı geldiğinde, 1915'in Mart'ı geldiğinde o askeri tıbbiyelerin hepsi Çanakkale'ye gönüllü gitti. Hepsi Çanakkale'ye gönüllü gitti. Ve hiçbirisi Çanakkale'den dönmedi. Hiçbirisi. Kalemleriyle yazdılar, hayatlarıyla oynadılar. Kalemleriyle yazdılar, hayatlarıyla oynadılar bu senaryoyu. Bundan daha muhteşem bir film olur mu? O film bu coğrafyanın vatan olma filmiydi. Bu coğrafya işte o filmle beraber vatan oldu. Ve bu aziz millet 9 seneden bu tarafa, 1071'den bu tarafa bu coğrafyayı kan gölü yaptı, kemiklerinden de tepeler yaptı. Bu coğrafyanın vatan olması kolay olmadı. Bedavaya sahip olmadık biz bu vatana. İşte bugünkü yaptığımız iş bu vatanın bedavaya vatan olmadığını anlatma işi. Hem hep beraber bizler hem de bu evlatlarımız bunu anlayacaklar. Bu coğrafyanın pahasını, bu coğrafyanın bedelini ve bu coğrafyadan gitmeyeceğimizi. Gitmeyeceğimizi. Velev ki bütün alem gelse de gitmeyeceğimizi. Bizim buna 1071'de Alparslan'la beraber ahdettiğimizi, yemin ettiğimizi ve en son Sakarya önlerinde ve onun arkasından takiben başkomutanlıktan bir daha dönmemek üzere, bir daha gitmemek üzere bu coğrafyayı, Türk vatanı yapmaya and içtiğimizi, ahdettiğimizi söylemenin bir faaliyeti bugün bu. Biz bunun için bu işi yapıyoruz. Evet, bunun için. Sizler, sevgili anne ve babalar, bu çocuklarınıza bunları anlatmazsanız, bu çocuklarınız bu coğrafyanın bedelinin ne olduğunu, bu mukaddeslerin, bu dinin, bu diyanetin, bu vatanın, bu bayrağın, bu istiklalin ne olduğunu, bedelinin ne olduğunu öğretmezseniz vallahi burada durdurmazlar. Billahi durdurmazlar. Dön geri gidersiniz. Dön geri gideriz. Eğer bu çocukların, bu istiklalin, bu İstiklal Marşı'nın günlerinden geçiyoruz değil mi? Çanakkale günlerinden geçiyoruz şimdi değil mi? Şehitler günlerinden geçiyoruz değil mi? Bu günler o aziz ve mübarek günler değil mi kızım? O günlerde yaşıyoruz. Bu evlatlarımız onların manasını bilmezse billahi bu coğrafyayı bize vatan yaptırmazlar. Bunun için birçok kereler denemediler mi? 1071'den itibaren 9 kere, 10 kere, 12 kere Haçlı Seferi'yle üzerimize gelmediler mi bunlar? Evet, bu millet, bu aziz ve mübarek millet, Çanakkale günleri, yenilmez armada Çanakkale önlerinde, İngiliz Dışişleri Bakanı diyor ki, İngiliz Lordlar Meclisi'nde İngiliz Dışişleri Bakanı diyor ki, evet yarın, bir gün sonra, bir gün sonra, çocuklarım gitmesin lütfen. Çocuklarım buraya gelsin. Otursun sonra geliriz. Diyor ki Lordlar Meclisi'nde. Evet diyor, bir gün sonra Dolmabahçe önünde
Fransız dostlarımızla beraber şampanya kadehimizi kaldıracağız. Ama diyor, ama bunlar buraya 1071'de geldi. Biz bunları tekrar kovmak için 9 kere Haçlı Seferi yaptık. Durdurduk. Bitirdik, dağıttık bunları. Anadolu Türk Devleti'ni dağıttık. Yetmedi. Sonra Çoban Osman diye birisi çıktı. Başımıza 600 sene bela olacak büyük bir cihat devleti kurdu. Bunlarda diyor, bunlarda tek milletli değil bunlar. Bunlar birçok milleti idare etme sanatını çok iyi biliyorlar bunlar diyor. Bunları şimdiye kadar kurdukları devletlerin hepsi imparatorluk diyor. İmparatorluk. Ve diyor biz bunları Mohaç önünde, Kosova önünde, Varna önünde durdurmaya çalıştık, durduramadık. En son Viyana önlerinde Hristiyan evlatları göğüslerini duvar yaptılar. 1683'te ancak orada durdurabildik diyor. Ama buna rağmen bugüne kadar yaşadılar diyor. Bunlardaki biz cihan hakimiyeti ülküsünü, cihana hakim olma düşüncesini bitirmediğimiz takdirde ne yaparsak yapalım bunlar yarın yine başımıza bela olur diyor. Evet, çocuklarımız bunu bilirse, bizimle ilgili onların ne düşündüğünü bilirse biliriz ki bu coğrafya vatan olmakta devam eder. Ama siz, biz, hepimiz telefonları kapatırken babayı yaparsa gaye buydu. Artık mesele sınırların istila edilmesi değil, beyinlerin istila edilmesi. Eğer Türk gibi düşünmüyorsanız, Türk gibi idrak etmiyorsanız, Türklüğünüzün farkında değilseniz, Müslümanlığınızı Müslüman gibi yaşamıyorsanız, kamil bir Müslüman Türk değilsek, olamıyorsak eğer, billahi bu coğrafyayı bize vatan yaptırmazlar. Türklüğünüzün farkında değilseniz, dilinizin farkında değilseniz, halk oyunuzun, türkünüzün farkında değilseniz, çocuğunuz kendi türküleriyle dinlenmiyorsa, kulaklarındaki aletlerde türküleri yok ise eğer, bu çocukların biliniz ki bu coğrafyayı Türk vatanı uzun müddet yaptırmazlar. Beyinler istila edildiği takdirde şehirler, topraklar çok daha çabuk istila edilir. Onun için bu yarışma, bu çocuklarımızı işte o kültürle bütünleştirme, buluşturma, milli kültür hassasiyetini arttırma faaliyeti. Ya yoksa bu çocuklarımızı pırıl pırıl şunlara bir bakın. Bu çocuklarımızı yarıştırma faaliyeti değil yoksa. Bu çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onları yetiştiren öğretmen arkadaşlarımın ellerinden öpüyorum. Onlara emek veren hocalarımın ellerinden öpüyorum. Evlatlarımın gözlerinden anne babaları kutluyorum. Anne babaları tebrik ediyorum. Ne olur evlatlarınıza emek verin. Bu yavrular emek verilmesi ve ne oldukları öğretilmesi gereken yavrular. Bu çocukları kamil bir Türk haline, kamil bir Müslüman haline getirmenin yollarını hep beraber. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz ilgisiz kalamazsınız bu çocuklara. Hepimiz. Evet, bugünkü bu faaliyette emeğe geçen arkadaşlarımı, Mehmet Memiş Bey'i, Fazlı Bey'i, Yüksel Bey'i, jüride görev alan arkadaşlarımı hepsine tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Efendim, bunlar okul müdürleri arkadaşlarımın. Bunlar kimin? Emek veren arkadaşlarımın. Evet, onları da çağıralım. Evet, daha önce yarışmalarımızda evet, bu işe emeğe geçen arkadaşlarımızı Fatih Fen Lisesi öğretmenlerinden Ahmet Varol arkadaşım burada mı? Ahmet Varol Bey lütfen. Fazlı Yılmaz Bey, evet bizim vefakarımız Fatih Fen Lisesi öğretmenlerinden Fazlı Yılmaz Bey. Evet. Süleyman Çakır Lisesi öğretmenlerinden İsmail Öztürk Bey. İsmail Bey, Ahmetçiğim al şükür gelin. Fazlı, sen de şuna lütfen. Evet. Oradan. İsmail'inkini de sen lütfen ilet. Evet. Yüksel Kayın, evet Yüksel'im gel bakalım bizim vefakarımız. Evet, 3 dönemde. Maksut Solmaz, Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni. Evet, keşke onlar da burada olsaydı. Yunus Çoban, Orhan Oğuz Anadolu Lisesi öğretmeni. Evet, Seyit Ahmet Altay, Fatih Fen Lisesi öğretmeni. O arkadaşlarıma lütfen bunlar da iletilsin. Ben şimdi okul yöneticilerimizi, jüride görev alan arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Topluca hatıra fotoğrafı bu gazetelerde, televizyonlarda ve hocamızın duvarlarını süsleyecek. Hep beraber lütfen, hep beraber bu çocuklarımızla fotoğraf çekelim ve bunları bir kere daha alkışlayalım bu çocuklarımız değil mi? Şu güzelliklerimiz. Şunlara bakın, evet. Şurada doğuyor. Evet, gençler.
Başka. Gitmemiş. Şu yazıyı sökün, şu yazıyı da buraya verin. Şamil. Şamil. Bayraklar.